Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Üçgende alanın 5 ve 6. testlerini çözeceğiz şimdi. Hemencecik hızlı bir şekilde başlıyorum. İlk sorumuzla 5 numaralı testin ilk sorusuyla devam ediyorum arkadaşlar. Okuyalım bakalım ne diyormuş birinci sorumuz. Diyor ki AB eşittir AC vermiş bize. Yani bir ikizkenar üçgen var arkadaşlarım. Demek ki geometrinin birinci farzı yapılacak. Yani tabana bir diklik indirilecek. Şurayı 10 vermiş bize. 12 var. X'i soruyor. Peki X dediğim şey bu üçgenin nesi dostum? Yüksekliği. Peki ben bir soruda yükseklik bulacaksam onu en kolay nereden buluyordum? Alandan. Demek ki ben bu üçgenin alanını bulacağım. İki farklı yolla alanı bulup birbirine eşitleyip X'i çıkartacağım oradan. Peki öncelikle ikiz kenarı gördüğüm zaman şu tabana dikliği indirecektim. Bunu bir indireyim. Bu diklik tabanı 2'ye böldü. 6, 6'dır dedim. Hatta 6, 8, 10 üçgeninden şu yüksekliği 8 buldum. Şimdi üçgenin alanını yazıyorum. Tabanı 12 olsa 12 çarpı yükseklik 8 bölü 2 eşit olacak. Tabanı 10 seçersem 10 çarpı yükseklik x bölü 2'ye. Bölü 2'lere bay bay dedim. Ne yaptı burası? 80, 96 eşittir 10 x 96 bölü 10. Yani x eşittir 9.6 çıktı. Geldik ikinci soruya. Bir kenar ikiye bölünmüşse aklıma ne gelecek demişti öğretmenim bana. Orta taban. Hemen şu Denizli noktasından şöyle bir paralel doğruda ben çiziyorum. Ve diyorum ki bu 6'nın orta tabanıdır 3. Mavi üçgenin alanı sorulmuş bana dostum. O halde tabanı 6, yüksekliği 3'tür diyorum. Daha önceki videolarımızda birçok çıktı bunlar karşımıza. O yüzden hızlı hızlı yaptım burayı. Cevabım 9 geldi. 3 numaralı sorudayım dostlarım. Hemen şu Bursa ile Denizli'yi birleştirdiğimizde şunu fark ettim. Bakın BD'yi çizerseniz tık 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 üçlüyü gördünüz değil mi? Muhteşem üçlü arkadaşlar. Demek ki burası 90 derece olacak. AC'yi de 9 vermiş bize. Hemen şuraya 9'u yapıştıralım. Ne istiyor? Alan DEC. Yeşil üçgenin alanı isteniyor. Gelin ilk önce bir Öklit bağıntısı yapalım. Çünkü diklikten diklik indi. 6'nın karesi 36 eşittir. K çarpı hipotenüsün tamamı yani 9. Demek ki K buradan 4 gelecek. Şurası 4 ise şuraya da 5 kaldı dostlarım. 4'e 5 olduğunu söyleyelim bunların. Başka neler bulalım? Hemen şuradan bir Pisagor çakalım. Ya da istiyorsanız şurada yine Öklit yapalım. H diyelim biz bu kerataya. H kare eşittir P çarpı K. Yani 4 çarpı 5'ten 20 diyelim. H eşittir 2 kök 5. O halde şurası da 2 kök 5'miş. Artık bunu da yazdık. Dostlar şu üçgenin alanını bulacağım. Bak şu yeşil ile beyazın toplam alanını bulacağım. Şu ikisinin. 2 kök 5 ile 5'i çarp dik üçgen. 2 kök 5 ile 5'i çarpıp 2'ye böldüğümde tüm üçgenin alanını buldum. 2'ler gitti. 5 kök 5. Bu da kenar ortay olduğuna göre alanı 2'ye bölecek. Şurası da 5 kök 5'in yarısı. Yani 5 kök 5 bölü 2 gelecek. 4 numaraya geldik arkadaşlar. G ağırlık merkezi demiş mi? Evet demiş. Şimdi ağırlık merkezi olduğu zaman biz ne öğrenmiştik arkadaşlarım? Hemen şurada bir daha hatırlatıyorum. Ağırlık merkezinden 3 köşeye de şöyle doğrular çizildiğinde, 3 köşeye de çizerseniz bu doğruları G'den, 3'ünün alanı, şurada oluşan üçgenlerin alanları birbirine eşit oluyordu. Şimdi ben buradaki A alanını bulmak istiyorum ama tüm alanı bulup 3'e böleceğimi biliyorum artık dostlar. O yüzden önce bütün üçgenin alanını bulalım. Bunun için de 45'i gördüm. Karşısına bir diklik indireyim dostlar. Hemen şuradan bir diklik indirdim. 90'dır dedim. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4 geldi. Artık yüksekliğim 4, tabanım 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 geldi tüm üçgenin alanı. Ben sadece şurayı arıyorum. Hemen 12'yi 3'e böldüm. Ve Adana'yı işaretledim. Dostlar geldim 5 numaraya ben de. Evet bakalım ne diyor 5 numaralı özelliğimiz sorumuz. BD 2 kök 6'ymış. AD de 2 kök 6'ymış. Bak bunlar birbirine eşit ve 2 kök 6. O halde burası 45 derece. 45 derecedir. Bunu bir yazalım. Peki 2 kök 6 2 kök 6 ise hipotenüs ne olacak? 2 kök 6'nın kök 2 katı gelecek.
Kök 6 ile kök 2'nin çarpımı kök 12 yapar. Kök 12 de dışarıya 2 kök 3 diye çıkar ki 4 kök 3 oldu. O halde şu hipotenüs. Peki büyük üçgene bakın. Burası 90, burası 60, şurası da 30 oldu o halde. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacak. 4 kök 3'ün kök 3 katı 12. Alan ABC'yi soruyor. Tüm şeklin alanını soruyor. Hemen dik üçgenin alanı dik kenarları çarp. Yani 4 kök 3 ile 12'yi çarp 2'ye böl. 2 ile 12 gitsin 6. 6 ile 4 kök 3'ün çarpımı da 24 kök 3'tür. Yani sorumun cevabı Bursa'dan çıktı arkadaşlar. Geldik 6 numaralı sorumuza. Sarı üçgenin alanını soruyor bize. Alan BDC sarı üçgenin alanı. Dostum bak bu soruda sabaha kadar düşünsen şunu fark etmedikten sonra üçgenin alanını bulman zor. Şunu fark edeceksin kardeşim bak. Burası 90 derece. Nereden anladın öğretmenim? Çünkü şurada Pisagor bağıntısı sağlanıyor. Bak bunun karesi artı bunun karesi bunun karesine eşit. Hatta ondan da öte ben burada 30-60-90 üçgenini gördüm kardeşim. O yüzden böyle kolay bir şekilde hemen bak 6 var. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı yarısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 oldu. Bunu daha öncesinde gördüğüm için de kolaylıkla hemen oraya 90 dereceyi yapıştırdım. Şimdi artık DC'yi taban seçelim. Tabanın uzantısına bakın, bir diklik inmiş B köşesinden. Hemen tabanla dikliği çarpıyorum ve 2'ye böldüğümde de alanı bulmuş oluyorum, sarı üçgenin alanı. 12 bölü 2'den 6 kök 3 çıkar. Yani Bursa'dan gelir sorumun cevabı. Evet, test 5'in ilk 6 sorusunu gömdük. Hemen 7 numarayla devam edelim bakalım ne diyor 7 numara. ABC eşkenar üçgenmiş dostlar. O zaman bütün kenarlarımız 10. Şuraya bir 60'ı yazalım. Şuraya da bir 60 yazalım. Şurası 120, 30-30 üçgeni oldu. Şurası da 30. Şunun tersi de 30. Eşkenarsa burası 60, şurası da 90 geldi. Evet, başka? 4'ü biliyoruz. Eşkenarsa buranın 6 olacağını biliyoruz. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. O halde buraya 2, buraya 2 kaldı. Boyalı bölgenin, hatta şurası 60'ın karşısı 4 kök 3 oldu. Boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir? Önce şu boyalı bölgenin alanını bir bulalım dostlar ki çünkü dik üçgen hemen buluruz bunu. Dik kenarları çarp 4 ile 4 kök 3'ü ve 2'ye böl. 16 bölü 2'den 8 kök 3 bununki. Şimdi bir de şu boyalı bölgenin alanını bulalım. Bunu da sinüs alandan bulalım dostlarım. Hem de bir hatırlamış olalım sinüs alanı. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarın çarpımı 2 çarpı 2'dir ikişer kenarı. Şu ikileri çarptım. Çarpı aradaki açını yani şuradaki 120'nin sinüsü. Sinüs 120'de kök 3 bölü 2 idi. Onu da buraya yerleştirdim. İkiler gitsin, şu ikiler gitsin. Kök 3'te bu geldi arkadaşlarım. Bunun alanında kök 3. 8 kök 3, 1 kök 3 daha. 9 kök 3, yani 7. sorumun cevabı Denizli'den çıktı. Geldim ben de 8 numaraya. G üçgenin ağırlık merkeziymiş dostlar. Madem ki ağırlık merkezi, o halde burası tabana 1, açıya 2 özelliğini, yani K'ya 2K muhabbetini sağlar. Hatta burası da K olurmuş. Madem ki kenar ortay ağırlık merkezi, o zaman burayı da 2'ye bölmüştür. Şurası da 3 olur. Bakın 6, 8, 10 üçgeniymiş. Buraya da 10 yazalım. Alan DEC, şuradaki yeşil üçgenin alanını da bize soruyor bu adam. Bir sürü seçeneğimiz var arkadaşlar. Değişik değişik yollarla yapabiliriz bu soruyu. Hemen ilk aklıma geleni yapıyorum ben. Şuradaki üçgenin alanını bulacağım dostlar. Şurayı bakın. Şu kırmızılaştırdığım şu kısmın alanını gelin hemen bulalım. Tabanını 3 seçiyorum. Bu 3'e inen, EC'ye inen yükseklik Bursa'dan inecek. Bakın uzantısına inmiş 8. O halde 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 geldi. Şuradaki üçgenin alanı, şöyle yazayım onu, 12'dir burası. Peki bu 12, bakın tepe noktası C olan bir K'lık üçgen var. Bir de 3K'lık üçgen var. İkisi de tepe noktası C. 3K'lık üçgene 12 düştüyse 1K'lık üçgene 4 düşecek. Yani yeşil bölgenin alanı 4'tür dedik dostlar. Ve geldik 9 numaralı sorumuza. Hemen bakalım ne yapacağız. Böyle odaklanma da ayarladım arkadaşlar. Bir daha ayarlayayım. Evet.
ABC üçgeninde AD eşittir. Bakın şu AD ile AC eşitmiş. Bakın demek ki şu açımız kardeşim şu açıya eşit ve benim eşit açılardan çıkan yüksekliklerle ilgili şöyle bir özelliğimiz vardı. Buradan çıkan yükseklik buradan çıkan yüksekliğe eşitti. Yani bu da 6 birim. Bakın pembe üçgenin alanı mı soruyor? Evet. Pembişin alanı ne olacak? 4 burası. Uzantısına da bir diklik inmiş 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 geldi. 9. sorumuzun cevabı. Evet, 10 numaralı soruya bakıyoruz. Şimdi şekilde birim kareli kağıdın üzerine çizilen bir logo verilmiştir. Buna göre logonun kapladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Dostlar böyle logolarda şekli belli bölümlere ayırabiliyorsanız ayırın. Bu birinci yöntemdir. Mesela bakın şurayı çizin şu kısmı. Şurada bir üçgen çıktı gördünüz. Yüksekliği 3, tabanı 2. Görebildiniz mi arkadaşlarım? Yükseklik 3, taban 2. O zaman bu bölgeyi buldum bile ben. Hemen şöyle kenarda 3 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gitti. 3 çıktı. Sadece şu kısmın alanını bulduk üstün. Şimdi başka bu şekilde güzelce bulabileceğim bölümler var mı diye bakıyorum dostlarım. Dörtgen, yamuk gibi aklınıza gelen herhangi bir şekil olabilir. Yoksa baktınız bulamadınız şöyle yapacaksınız hemen dostlarım. Maviyi mi? Yok siyahı alalım. Şöyle bu şekli içine alan en küçük dikdörtgeni çizin hemen dostlar. Bakın şu dikdörtgeni görün. Şimdi ben bu dikdörtgenin alanını bulabilir miyim? Evet 3 burası. 3, 6 da burası. 3 kere 6'dan 18'dir bu dikdörtgenin tamamının alanı. Şu beyaz üçgeni çıkartsam bak. Beyaz üçgenin alanı ne? 2 burası, 3 burası. 2 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartsam. Sonra şu beyaz üçgeni yüksekliği 1 tabanı 6. 1 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartsam. Sonra şu üçgenin alanını 2 çarpı 3. 2 çarpı 3 bölü 2'yi de çıkarttığımda ben buradaki sarı bölgeyi de bulmuş oluyorum. Hadi bulalım. Şu ikiler giderse 18 eksi 3. 2'ye bölersem 3. İkiler giderse 3. Yani 18'den 9 çıkacak. 9 da demek ki şu bölgenin alanıymış. 9 burası, 3 burası. 10. sorumun cevabı geldi Bursa'dan. Evet, 11 numaradayız dostlar. Bakalım ne diyor? DEF şeklinin alanı 8 birim kareymiş. Tamam, şurası 8 birim kareymiş. Gösterdik. AB ve AC kenarları paralel. DF doğru bağını kestikten sonra noktası F noktası ile çakışıyor. Şimdi çakışmadan önceki hemen katlanmadan önceki halini çizin demiştik katlama sorularında. Çizdik dostlarım. Şurayı da bize vermiş 8. Şunlar hep birbirine eşitmiş arkadaşlar şu kısımlar. Şimdi bu buna paralelse şöyle paralellik varsa burada 1'e bakın şuna K, K, K diyelim. 1'e 2 oranında bölmüş Denizli noktasında paralel doğrumuz. O zaman şu noktada da 1'e 2 şeklinde bölecek. M'e 2M diyelim buraya da. Başka şurada bir orta tabanlık var. Bakın şu şuna paralel S, 3S, 5S, 7S diye gidiyordu ya. Demek ki 3 katı şurası 24 olacak. Bunu da yazalım. Aynı muhabbet burası için de geçerli. 24 de burası olacak. Bunu yazalım. Bir de şu adam şu adama paralelmiş ya dostlarım. Bir de bunu konuşalım. Bakın şurada benzerlik muhabbetimiz var. Hatta bu katlandı. Katlanmadan önce burasıydı ya kardeşim. Bunlar eşit olduğu için şöyle AA yazalım biz bunlara. Şimdi benzerlik yapalım. 1 bölü 3. Benzerlik oranları 1 bölü 3. O halde alanlarının oranı ne olacak dostum? Bunun karesi. Yani 1 bölü 9 olacak alanların oranı. Peki demek ki küçük üçgenin alanı A, küçük üçgen A alanına sahip, büyük üçgen 9A yani tamamı 9A'ya eşit dostlar. E hocam 2A'sı buradaysa şurada 2A var. Demek ki şu 24, 24, 8'in toplamı yani 48 artı 8, 7A'ya eşit olacak. O zaman 56 eşittir 7A, A eşittir 8 geldi. Bana neyi soruyordu? Şu şeklin alanını soruyordu. Ne var? 24 var. 24 daha 48. Bir de şuradaki sarı kısım var. O da 8. 48 ile 8'in toplamı da 56 geldi dostlar. Evet. 5 numaralı testimizin de ağzına tükürdük diyeyim. Şimdi gelelim 6 numaralı üçgende alanın 6 numaralı testine.
Hemen bakıyoruz dostlar birinci sorumuza. ABC eşkenar üçgenmiş. Tamam. AE, EK, O üçü zaman zıngalar birbirine eşit. Bir de şurayı konuşalım. DF ile FB eşit. AD de bunların yarısı kadar. Yani şuna ben ne diyeyim? 2M diyeyim ya da M diyelim arkadaşlarım. M, burası 2M, burası da 2M olacakmış. Şuranın alanı 12 köküçmüş. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. Evet, vira bismillah diyelim. Başlayalım bakalım ne yapacağız arkadaşlarım. Şimdi canım kardeşim, tüm şeklin alanını bulsak biz. Tüm şeklin alanı şu değil mi arkadaşlarım? Bir kenarın karesinin köküç bölü 4 katıydı tüm şeklin alanı. Hemen burayı ben bulursam şu soru işaretini x'i de buradan bulurum diye düşünüyorum. O zaman benim amacım şimdi tüm şeklin alanını bulmak. Bunun için de bir pratik yol öğrenmiştik. Neydi dostlar? Şunlara 1, 1, 1 diyelim. Şimdi bununla bunu çarp. Buna m yazmaktansa 1, 2, 2 diye yazın bunları arkadaşlar. 1 kere 1, 1. Burası 1a. Şimdi geldim şu üçgene. 2 ile 3'ü çarp. 2 kere 3, 6. 1a'sı burada. Buraya kaldı 5a. Geldik şuraya. Tamamını çarpıyoruz şimdi. Dur, ne dedik? AD'ye 1K dedik. DF 2K, FB'de 2K değil mi? Bunları doğru yazdık değil mi? Tamam. 3 çarpı şurası ne yaptı dostum? 5. Yok, evet, 5. 3 kere 5 15. Hocam 6'sı burada, buraya kaldı 9A. Dostum sen şimdi 5A'yı sana 12 köküç diye vermiş değil mi bu adam? 5A eşittir 12 köküç. Toplam hepsi ne yaptı? 9, 10, 15A yaptı. 15A ne yapar peki bu durumda? 3 katı, 36 köküç. Demek ki şurası aslında 36 köküçe eşitmiş. Köküçlere bay bay dedim. X kare eşittir 144 olur. 4 çarpı 36'dan X eşittir 12 gelir. Cevabım da Ceyhan'dan geldi. Ve gelirim 2 numaralı soruya. ABC üçgeninde BD kenarortay. Tamam. AE açıortay. Ona da eyvallah. Şimdi açıortayın şöyle bir özelliği vardı. Açıortayın ayaklarının oranı kolların oranına eşitti. O zaman bu kol K ise 4'e 8 ya, biri diğerinin 2 katı. Bu kol 2K. Hatta burası da KK. Bakın şurada ne çıktı? Kayı kuralı. Açıortay ikizkenar üçgen geldi. Kayı kuralı ne diyordu? Bu hem yükseklik olacak hem de kenarortay olacak diyordu dostum. Peki ne vermiş bize başka? Alan ECDK'yı 25 vermiş. Yeşil bölgenin alanını 25 vermiş. Şimdi biz bunu şöyle çözelim dostlarım. Şuraya A alanı dersem şurası kesin 2A'dır öğretmenim. Bunu bir yazalım. 4'e 8, 1'e 2. Sonra şu kenara, şu kenarla şu kenar eşit ya dostum. Bu kenara 3A düştüyse buna da 3A düşecek. Bunu yazalım. Bakın yeşil bölge ne oldu? 5A oldu. 5A'yı bize 25 vermiş. Biz A'yı bulduk 5. Şimdi burası toplamda kaç A yaptı? 3, 6A. Hocam şu K'ya 6A düştüyse bu K'ya da 6A düşecek. O halde tüm alan 12A oldu ki bana da 12A'yı soruyor. 12 çarpı 5'ten 60'ı buldum dostlar. 2 numaralı sorumun cevabı Edirne'den geldi. Geldik 3 numaraya. Bumerang'ın alanını soruyor. Bumerang dörtgeninin alanı neydi dostlarım? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Köşegenlerinden biri AE, biri BC. Köşegenleri çarp 2'ye böl. Yani 4 köküçle 8'i çarp 2'ye böl. Bir de köşegenler arasındaki açının sinüsü. Yani sinüs 120, o da köküç bölü 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bunu götürür. 8 köküçle köküçün çarpımı. Köküçle köküçü çarparsan 3 yapar. Bir de 8 ile çarp 24 yapsın. Geldik 4 numaraya. Bakın 4 numarada ikizkenar bir üçgen görüyorum. 6, 6. Şurası da 4, 4. Buna göre EFD'nin alanı nedir diye bir soru sormuş. Gelin ilk önce büyük ikizkenarın alanını biz bir bulalım. Şu 6, 6. Şurası da 4, 4, 8. Şimdi indirdim dikliğimi dostum. Burayı 4, 4 diye böldü. 36'dan 16 çıktı. 20, 2 kök 5 yüksekliğimiz oldu. Tüm üçgenin alanı 2 kök 5 çarpı 8. 2 kök 5 çarpı 8 bölü 2'den 8 kök 5 geldi. Tüm üçgenin alanıdır bu arkadaşlar. Şimdi bu adam tam orta tabanmış. Burayı 2'ye bölmüş dostlar. Şu tam orta taban. Yanları 2'ye bölmüş. O zaman paraleldir bu buraya. Ve paralel olunca ben ne yapmayı biliyordum? Bu üçgenin alanını
Şöyle tuttuğunda C'ye getirdim bakın F noktasını. Artık benim üçgenim burası oldu. Şu taradığım üçgenin alanını bulursam da alan kaydırma yöntemi yaptım yani. Ben istenilen bölgenin alanını bulmuş oluyormuşum dostlar. Peki hemen şöyle yapalım. 3'e A düşerse şurası A oldu artık. Bu 3'e de A düşecek. Bu 3'e 2A düşerse bu 3'e de 2A düşecek. Yani toplam 4A'yı biz tümünü ne bulduk? 8 kök 5. Bu durumda A ne çıkar? 2 kök 5. Cevabım Bursa'dan gelir. Geldim 5 numaraya arkadaşlarım. 5 numarada diyor ki BD 3, 6. Bakın şuradaki orana odaklanın arkadaşlarım. 3'e 6, 4'e 8. Ben bunu konu anlatımında pratik yol olarak söyledim. Dedim ki şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı eşitse şuradaki oranlar birbirine eşittir. Şimdi tersini sormuş. Oranlar birbirine eşitse bu alanlarda birbirine eşittir dostlarım. Hatta buraya A diyelim, buraya da A. Şu ortadaki boşluğa da B diyelim. Bak şimdi ne istiyor? A, B, E'nin alanı. A, B, E. A artı B'dir. Bölü. D, B, C'nin alanı. D, B, C de şurası. E o da A artı B'dir öğretmenim. O halde sorumun cevabı birden gelir. Geldik buna 6 ve 4. Şimdi bu üçgenlerin alanı AA diyelim. AA birbirine eşittir. Çünkü kenar ortay var. Şu ortadaki çizgiye de K diyelim. Dostlar gelin şuradaki A alanını yazalım. Sinüs alandan yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 4 kök 2 çarpı K çarpı sinüs 45. Sinüs 45 de neydi? Kök 2 bölü 2. E bu eşit değil mi kardeşim şuradaki üçgenin alanına? Hadi onun da alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x çarpı sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2 idi. Hadi şimdi sadeleştirme yapıyorum. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 gitti. K'lar gitti. Şu paydadaki 2 ile şu paydadaki 2 gitti. Burada ne kaldı? Şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bir de 4 ile çarpıyorum 8. Burada ne kaldı? Bir tek x. O zaman x eşittir 8 geldi diyebiliriz dostlarım. Şimdi hemen 6 numaralı testimizin 7. sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bakalım ilk sorumuz 7. sorumuz pardon ne diyor? Bakın hemen burada 15, 20, 25 üçgeni gördüm. Demek ki burası da 20. Dostum bana mavi bölgenin alanını soruyor. Ben ne öğrettim size? Bir bölge alanı sorulan bir bölgenin sadece iki kenarını biliyorsan aklına sinüs alan gelsin. Hemen buraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. Bak alfa ile betanın toplamı 90. Beta 90 o zaman burası alfa. Hadi şimdi sinüs alan yapalım. 1 bölü 2 çarpı 20 çarpı 20 çarpı şu üçgenin alanını buluyorum. Çarpı sinüs alfa. Sinüs alfayı da buradan bulacağım. Karşı bölü hipotenüs. Yani 20 bölü 25'tir dedim dostum. 5'e böl 5. 5'e böl 4. 5'e böl 5'e böl 4. 4 kere 4 16. 16 ile hatta şununla da şunu sadeleştirelim. 10 kalsın. 16. 16 ile de 10'u çarp. 160 olsun. Denizli'den gelsin sorumuzun cevabı. Evet 8 numaradayız arkadaşlar. ABC eşkenar üçgenmiş. O süper. O zaman şu açıların 60 olduğunu biliyoruz artık biz. Şunlar 60. Hemen yazıyorum. Alan DEF. Şunun alanı 3 kök 3'müş. Bunu da yazalım. Şimdi çok yüksek ihtimalle ki yüksek ihtimale bile gerek yok. Bunlar bu da eşkenar üçgen çıkacak. BE diyor EC'nin şuna K derseniz EC 2K'dır diyor. E bunların her biri K K K. Eşkenar üçgense her biri 3K olacağı için 2K burası, 2K burasıdır dedik. Şunların hep bakın eş üçgen oldukları çıktı kardeşlerim. K 2K, K 2K, K 2K ve hepsinin aynı yerdeki açısı 60 olduğu için, eşit olduğu için eş üçgenler bunlar. Demek ki 60'ların karşısındaki kenarlar üçünde de eşit. Yani bu da bir eşkenar üçgen. Bir kenarına A diyelim dostum bunun. Alanı şöyle bulunmuyor muydu? A kare kök 3. A kare kök 3 bölü 4 eşitmiş 3 kök 3'e. Hemen kök 3'ler gider. A kare eşittir 12. A eşittir 2 kök 3 gelir. Demek ki şuradaki bir kenar uzunluğu 2 kök 3. Şimdi benden ne istiyor? BE'yi yani K'yı istiyor dostlarım. Hemen şuradan bir diklik çizelim. Şöyle bir diklik çizsem ben. Nereyi biliyorum ben? Şuradaki 2 kök 3'ü biliyorum dostum. Şurası şöyle bir kenara alayım da biraz daha büyük çizeyim bunu. Ben siz daha rahat görün arkadaşlarım. Şöyle kenara çizeceğim.
Bakın şöyle biraz daha büyük çizeceğim. İnşallah görüntüyü değiştirmedim. Bir bakayım. Evet, tamam, güzel gözüküyor her şey. Şimdi ben şuranın 60 olduğunu biliyorum. Şu uzunluğun 2 kök 3 olduğunu biliyorum. Şurası K idi. Şurası da 2K idi dostlarım. Şimdi bir diklik indireceğim yukarıdan aşağıya. 90'ın karşısı 2K, 30'un karşısı ne olacak diye size soracağım dostlarım. Şuradan dikliğimi indirdim. Şimdi nereye indiğini bilmiyorum. Şöyle insin bu diklik. Peki 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K olur? 30'un karşısı öğretmenim. Lan o zaman şurası 30'sa K olması lazım. Demek ki diklik tam şuraya iniyor. Yani diklik şuymuş meğersem dostum. Demek ki şurası 90 dereceymiş. Burası K ise 60'ın karşısı ne olacak? K kök 3 olacak. Bakın K kök 3 neye eşit geldi? 2 kök 3'e. K da 2 çıktı. 8. sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi dostlarım. Yani normalde istesen şuradan kosinüs teoremi de yapıp bulabilirdik ama böyle bulmayı daha uygun gördük dostlarım. Geldik 9. sorumuza. Evet, bir kenar 2'ye bölünmüş. Aklımız orta taban gelecek. Hemen şuradan bir diklikte biz indirelim. Bu da 2x olur değil mi dostum? X bunun orta tabanı oldu. AC'yi 12 vermiş. Bak birkaç test önce bu sorunun benzerinden çözdük. 2x'i bulacağız biz. Peki 2x bu üçgenin nesi? Yüksekliği. Yükseklik soruluyorsa en kolay nereden buluruz dedik? Alandan. Hadi bu üçgenin alanını bulalım. Tabanı 9 çarpı yükseklik 4 dışarıdan inmiş bölü 2. Aynı şekilde şu da bu üçgenin alanıdır. Yükseklik 2x çarpı taban 12 bölü 2. Bölü 2'ler gitti. 9 kere 4 36 eşittir. 2x çarpı 12 oldu. 12'ye bölelim. Şurada 3 kaldı. 2'ye de bölelim. 3 bölü 2 eşittir. X çıktı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Hemen okuyoruz 10 numaralı sorumuzu. Evet, diyor ki bir kenar uzunluğu 8 birim olan şekil 1'deki eşkenar üçgen A köşesinden BC köşesindeki bir noktadan geçen en kısa uzunluktaki AD. En kısa demesi şu arkadaşlar. AD dik uzaklık demek istiyor. Çünkü en kısa uzaklık her zaman dik uzaklık. Kesiliyor diyor dostum. Kestik peki bunu şimdi biz. Demek ki tam ortadan kestik. Yani şurası 4, burası 4. Çünkü eşkenar üçgen, hatta şurası 60 derece diyelim. Şurası da 60 derece. 30-30 oldu buralarda. Peki devam ediyoruz. Sonra elde edilen şekil 2'deki ABD üçgeni, tamam, D köşesinden ve AB üzerindeki bir noktadan geçen en kısa DE. Demek ki bu DE de buraya dikmiş dostum. En kısa dediğine göre. Hadi şimdi bunu da burada konuşalım. 60, şurası 4'tü. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olacak. Şuraya 6 kaldı. 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Buraya 2 kök 3 diyelim. Şekil 3'te elde edilen AED üçgeninin alanı. Şimdi bizim bulduğumuz şeyler. Burası 90 hocam. Burası 6. Burayı da 2 kök 3 bulduk. Demek ki dik üçgenin alanı 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 gelecek diyorum. 2'ler gitti. Sorumun cevabı 6 kök 3'tür. Edirne'den geldi arkadaşlarım. Geldik 11 numaralı sorumuza, bakalım ne diyor. ABC üçgeni biçimindeki kağıt A köşesi BC kenarı üzerindeki A üssü noktası ile çakışıyormuş. Bunu çakışmadan önceki haline bir çizelim biz tekrar. Şurada gösterelim. Demek ki bu AD, A üssü D şuradaki AD'ye eşit. Buraya da böyle bir çizgi koyduk. ED A üssü 8'miş. Katlanmadan önce de 8'dir bu. ABC üçgeninin alanı soruluyor arkadaşlarım. Artık dünyanın en kolay sorusu oldu. Benzerlik yapacağız dostlar. Bakın şu şuna paralel. Hemen 1'e 2 oranı var. Benzerlik oranları 1 bölü 2. Alanlarının oranı neydi? Bunun karesi. Yani 1 bölü 4. Demek ki küçük alan 1 ise büyük hepsinin alanı 4 katı olacak. Küçüğü 8 vermişse 4 katı 32'dir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan gelir arkadaşlar. Evet, 6'yı da gömdük. Bir sonraki videoda 7 ve 8'i gömeceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.